Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner'a takım olan yastık modelini yapıyoruz. Runner'a takım olması için bu şekilde sivri yastık modeli yaptım. Düz şekli olarak da paylaşacağım. Sıradaki videolarda takipte kalın. Yastık kılıfını yaparken, normal runner'ı yaparken aynı ipi kullandım. Farklı ipler de tercih edebilirsiniz. Benim dekorasyonuma uyması için ben bu renk tercih ettim. Siz dekorasyonuna uygun farklı renklerde yapabilirsiniz. Keten hazır yastık kılıfı alıp üzerine yastığımı ördüm. Siz isterseniz kendi yastık kılıfınızı dikebilirsiniz. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu yastığı yaparken püskülsüz haline 150 metre ip gitti. Yapacak arkadaşlara fikir olsun. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabiliriz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmında benim sayfadan bahsederseniz daha çok kişilere erişmiş oluruz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Modelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modele zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra çektiğim zinciri birleştiriyorum. Dört zincir çekerek sırama başlıyorum. 3 4 tığımı iki sefer doluyorum. Bu yapmış olduğum halka içinde üçlü trabzan yapıyorum. Yani iki sefer doladığımı son seferde ikisini birlikte yapıyoruz. 1 2 sonuncusunu ikisini birlikte. Bu şekilde toplam 4 tane yapıyoruz. Bu ilk çektiğimiz zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Bu 1. Bu şimdi yaptığımız 2. Üç, dört. Arada üç zincir. Bir, iki, üç. Şimdi bu diğer yaptığımız taraftaki gibi tekrar dört tane üçlü trabzan diğer tarafa yapıyoruz. Tığımıza iki sefer doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde toplam dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, İki, üç ve dördüncüyü yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dört bu tarafta, dört bu tarafta. Şimdi yeni sıraya 7 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve sıramı dönüyorum. Tığıma iki sefer doluyorum. Bu ilk yaptığım trabzan içerisinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve üçünü birlikte yapıyoruz. 3 zincir. Bu arada çektiğimiz 3 zincir olan yerde hemen şu trabzanın yanında bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu sefer bu trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir yapıp aynı bu taraftaki işlemi yapacağız. 3 zincir. Tığıma iki sefer doluyorum. Bu ilk yaptığımız zincirlerin sonuncu zincirine, yani bu bizim burada ilk trabzanımız sayılıyor. Onun tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir.
Buradaki 4 zincir ilk trabzan yerine, aradaki 3 zincir şu anda çektiğimiz 3 zincir yerine çektik. Toplamda 7 zincirle o yüzden başladık. Şimdi bu kenar kısmında gergin durmaması için bu kenarlarda 3 sefer dolayarak trabzan yapacağız. Burada normalde 2 sefer yapıyorduk. Şimdi 3 sefer yapıyoruz kenarlarda. 1, 2, 3. Aynı boşlukta batarak trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve sonuncu, dördüncü ikisini birlikte yapıyoruz. Bu kenarlar gergin durmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu şekilde trabzanlı sıraya başlıyoruz. Model 2 sıra olacak hep böyle. Bir sıra böyle trabzanlı, bir sıra böyle boşluklu olarak yapacağız. Şimdi yeni sıraya 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 4 zincir çekiyoruz trabzan yerine. Ama bu kenarda gergin durmaması için 5 zincirle başladık. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı buradaki gibi toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Toplamda 4 adet üçlü trabzan yaptık ilk çektiğimiz zincirle birlikte. Şimdi arada 3 zincir. Tekrar aynı buradaki gibi diğer tarafa da toplam 4 üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 adet trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Bu boşlukta trabzan yapma işlemi bitiyor. Şimdi bu boşluğa batarak buraya gelerek aynı işlemi burada yapacağız. Arada 2 zincir. Bu diğer sırada arada çektiğimiz 3 zincir olan yere boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Yarısına kadar gelmiş oluyorum. Şimdi diğer yarısına geçiyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki aynı işlemi buraya yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Aynı burada yaptığımız gibi ilk 3 taneyi 2 sefer dolayarak, sonuncusunu 3 sefer dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. İlk trabzanımı yapıyorum aynı boşlukta. 1, 2, 3. sefer 2, 3. sefer ikili dolayarak yaptım. Şimdi 4.sünü 3 sefer dolayarak yapıyorum. Ve aynı zamanda buradan 4. zincire batarak yapıyorum ki bu kenar böyle kayma yapmasın diye. 1, 2, 3, 4, 4. zincirin içinde normal 3 sefer dolayarak yaptığım trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kenarımız gergin durmuyor. Kenar kısmı daha hoş görünüyor. Şimdi yeni sıraya aynı burada yaptığımız gibi yapacağız ama bu sefer bir boşluk çoğalmış olacak. Kenarlardan çoğaltarak bunu istediğimiz genişliğe kadar yapacağız. Şimdi aynı burada yaptığımız gibi 8 zincir yaparak sıramı dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıramı dönüyorum. Buradaki gibi tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Üç zincir.
Burada boşlukta hemen trabzanın yanında bir sık iğne, 3 zincir. Bu sefer aynı boşlukta diğer trabzanın yanında bir sık iğne. Şimdi bu kenarda yaptığımız işlemi artık bu ortada da yapacağız. Çoğaltma işlemi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Tığımıza 2 sefer doluyoruz. Bu diğer sırada sık iğne yaptığımız yere aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doladım. Trabzan değil. Burada diğer sırada sık iğne yaptığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Aradaki 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. Aynı işlemi burada da yapmış olduk. Şimdi 3 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Diğer tarafta aynı boşluk içerisinde trabzanın yanında bir sık iğne, 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sonuncu zincirin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Diğer trabzanı yaparken aynı burada yaptığımız gibi 3 sefer tığımıza doluyoruz. Aynı boşluk içerisinde sırayla doladıklarımızı 1, 2, 3 ve en son ikisini birlikte yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi aynı bu sırayı tekrar edeceğiz bu sırada. 5 zincir çekerek sıramıza başlıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığım işlemi buraya yapıyorum. İlk yaptığımız zincir 1. trabzan. Bu 2. trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3. trabzan. Aynı boşluk içerisinde 4. trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar 2 sefer doluyoruz. Diğer tarafa da 4 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Ve 2 zincir çekip buraya batıyoruz. İki zincir, bu diğer sırada yaptığımız bu boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. İki zincir, iki sefer tığımıza dolayıp aynı buralarda yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Bir, iki, 3 4 arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafa 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. İki zincir. Bu diğer sırada yaptığımız boşluğun içinde bir sık iğne. İki zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum ve burada da aynı işlemi yapıyoruz. 4 bu tarafa, 4 diğer tarafa trabzanlarımızı yapıyoruz. 2
3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar tığımızı 2 sefer doluyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi 3 tane ikili, dördüncüyü 3 sefer dolayarak yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. 3 sefer doluyoruz ve buradan dördüncü zincire batarak trabzanımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Dantelimizi yastığın genişliğince büyütüyoruz. Bu son iki sırayı tekrarlayarak modeli büyütüyoruz. Bu kenarlardan yapınca modelimiz büyüyecek. Bunu yastığımızın genişliğine gelene kadar büyütüyoruz. Şu anda daha bu kadar. Yastığın genişliğine gelene kadar büyütüyoruz. Şimdi modelimizi büyütelim. Bu şekilde yastığımın genişliğince yaptım. Daha fazla genişlik yapmadım. Şöyle ayarladım. Püskül mesafesi de bıraktım. Püskülü takınca bu sivri kısım çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Benim için bu genişlik yeterli. Şimdi düz yapmaya devam edeceğiz. Sıramı dönüyorum. Burası sivri kalacak. Benim bu ortadan başlamam gerek. Bu trabzanların tepesinde ortaya kadar iz sürümü yaparak devam ediyorum. Trabzan tepesinden ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Trabzan tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Boşlukta aynı şekilde yapıyorum. Bir seferde ikinci zincirin içinden beri yapıyorum. Normal bir sık iğne yaparak ipimi burada sabitliyorum. Şimdi ortadan başlayarak bu sırayı yapıyoruz. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta trabzanımı yapıyorum. Normal bu ara boşluklarda yaptığımız işlemi yapıyoruz. 3 zincir. Trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Aynı bu sıralarda yaptığımız işlemi devam ediyoruz. Sadece biraz daha içten başlamamız gerekiyordu. Artık genişletmiyoruz. Şimdi bu boşluğa gelene kadar sıramızı tamamlıyoruz. Aynı buradaki sıra gibi bu boşluğa gelene kadar sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çektim. Boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. Burada ortadan başlamıştım. Burada da ortada bitiyoruz. Bunu sivri yapmıyoruz. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki işlemi burada yapmaya başlıyoruz. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4. Arada 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Normal arada 2 zincir çekerek battığım işlemi burada da yapıyorum. 2 zincir. Bu boşlukta bir sık iğne. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde trabzanlarımı yapmaya başlıyorum.
aynı buradaki işlemi burada yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar, bu boşluğa kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir yaptım. Bu daha önce ortada başladığım sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 8 zincir. Sıramı dönüyorum. Şimdi aynı bu sırayı yapıyoruz. Buradaki sırayı buraya tekrarlıyoruz. Tığıma 2 sefer dolayıp bu yaptığım sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sefer böyle sivri uç yapmaya başlıyoruz. Bir sıra içten yapacağız. Bir sıra bu şekilde sivri uç yapacağız. 3 zincir. Sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde tekrarlıyoruz. Şimdi bu son buradaki 4 sırayı tekrar ediyoruz. Yastığın uzunluğuna gelene kadar. Buraları aynı tekrar etmeme gerek yok. Yastığın boyunu ayarlarken şu şekilde ayarladım. Püskülü yastığın bu boyuna gelecek şekilde tutuyorum. Yastığın sivri kısmını da o şekilde tutuyorum. Püskülün bu şekilde durmasını istiyorum yastığın üzerinde. Danteli püskülden sonra yerleştirince bu şekilde yastığın boyuna gelene kadar bu son 4 sırayı tekrarlıyoruz. Şimdi yastığın büyüklüğünce yapalım. Püskülümü ayarlayıp şu şekilde yapmak istediğim uzunluğa kadar geldim. Bu içten başladığım yeri tepesine denk getirdim. Şimdi yeni yapacağımız sivri de burada birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde sıramızı ayarlıyorum. İçten olan kısım tam çizginin üzerine denk gelecek. Sıradaki sivri olan kısımda buralarda birleştireceğiz. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. Kısa olan sıramı sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bundan sonrası artık diğer tarafa doğru yapacağız. Şimdi biz buradaki kısmı normal bir şekilde yapacağız. Bu trabzanlı sırayı yaparken köşelerden birleştireceğiz. Şimdi aynı buradaki gibi sıramızı yapıyoruz. 8 zincir. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğne yaptığım yerde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir sık iğne. Bu sırada herhangi bir değişiklik yok. Bunu aynı sıra sonuna kadar yapıyoruz buradaki gibi. Dönüşte bu trabzanlı yaptığımız yerde köşeleri birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar normal bir şekilde yaptığım sıramı. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Normal trabzana başlayacakmış gibi, yeni sıraya başlayacakmış gibi 4 zincir çekiyorum. Sıramı döndürüyorum. Artık bu sivri kısımları birleştirmeye başlayabiliriz. Bu diğer sivri kısmın en uç noktasından tığımı geçiriyorum. Bu yaptığım ilmeği onun içinden beri alıyorum. Şimdi diğer trabzanları yapmaya devam ediyorum. 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapmaya başlıyorum. İlk yaptığım zincirle şu anda toplamda 3 tane oldu. 4.'yü yapıyorum. Bundan sonrası normal sırayı yapar gibi yapıyoruz. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum.
2 zincir. Bu boşlukta normal sık iğnemi yapıyorum. Sonra sırama devam ediyorum. Bundan sonrası normal sıralarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Bu köşemizi de burada birleştirelim. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Normal sıralardaki gibi sıra sonuna kadar yaptım diğer tarafı da. Şimdi burada sıramızı birleştiriyoruz. Bu diğer sivri ucun tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi sıramı dönüyorum. Normal buralarda yaptığım gibi benim bu içten başlamam gerekiyor. Aynı iz sürme yaparak bu ortaya kadar geliyorum. Trabzanın tepesinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sırasıyla hepsini bu şekilde yapıyorum. Zincirin içinden de aynı şekilde boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Aynı bu iç kısımda yaptığım gibi olan sırayı burada yapıyoruz. 3 zincir. Burada birleştirme yapmıyoruz. Sadece sivri kısımlarda birleştirme yapıyorum. 3 zincir. Tığıma 2 sefer dolayıp boşlukta trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta batıyorum. Sıramı bu şekilde bu boşluğa kadar batarak normal bir şekilde sıramızı yapıyoruz. Kenarda birleştirme yapmadan. Aynı bu içeride kısa kısmı yaptığımız gibi burada yapıyoruz. Geliyorum. Sıra sonuna kadar tekrar geri geleceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Normal sıra gibi. Bu boşluğa da batarak bir sık iğne yapıyorum. Burada birleştirme yapmıyoruz. Sivri kısım olmadığı için burası iç kısımda başlayan yer. Bu yani burası. Burada birleştirme yapmıyoruz. Bir dahaki sivri uçta birleştirme yapacağız. Şu anda ben buradayım. Şöyle göstereyim. Şu anda burası. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Normal trabzan yapmaya devam ediyoruz. Boşlukta 4 trabzan. Üç. Dört. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan yapıyorum. İki zincir boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. İki zincir tekrar tığıma alıp tığıma iki sefer dolayıp boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırada bir değişiklik yok. Aynı diğer sıralardaki yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ondan sonra yeni sivri kısma başlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Normal 3 zincir yapıyorum. Bu ortadan başladığım sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğnemi yapıyorum. Burası içeride olan kısım. Şimdi bu trabzanlı olan kısmı yapacağız. Normal bu sırayı da normal yapıyoruz. Bu sırada da bir değişiklik yok. Birleştirme yapmıyoruz. Aynı buradaki yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz. Bu sivri kısımda birleştireceğiz. Biz şimdi burayı tekrar ediyoruz. 8 zincir. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer dolayıp sık iğnenin tepesine trabzanımı yapıyorum. 3 zincir boşlukta sık iğne yaparak bu sıramı normal devam ediyorum buraya kadar. Bu sık iğnenin tepesine kadar sıramı normal bir şekilde devam ediyorum. Birleştirme yapmıyoruz.
Bir dahaki şu sivri kısmı yaparken birleştirme yapacağız. Buraya birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi trabzanlı sırayı yapmaya başlayacağız ve bu köşelerimizi birleştireceğiz. 4 zincir. Normal yeni sıraya başlıyormuş gibi 4 zincir çektim. Sıramı çevirdim. Şimdi bu daha önce birleştirdiğim yerden katlıyorum. Bu köşeyi birleştirmiştik. Şimdi sıradaki köşeden tığımı batırıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Sonra tığımı iki sefer dolayıp normal trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu 1, bu 2 oldu. 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar 4 trabzan yapıyorum. İki zincir, boşlukta sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonra normal sıralarda yaptığımız gibi bu boşluğa kadar yapıyoruz. Burada da sıramızı bitirirken birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıramı normal bir şekilde sıra sonuna kadar yaptım. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Modelimiz yavaş yavaş böyle oluşmaya başladı. Şimdi sıradaki köşenin, yani ikinci köşenin, ikinci sivri yerin köşesinden bir tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Normal sonra sırama devam ediyorum. Burası sivri kısımdı. Şimdi kısa olan yeri yapmak için ortaya kadar gelmem gerekiyor. Trabzanların tepesinden iz sürme yaparak ortaya kadar geliyorum. En son orada da bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer dolayarak normal sırama devam ediyorum. Trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, tekrar 2 sefer dolayıp aynı yerde bir trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi diğer köşeyi de göstermeyeceğim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu 4 sırayı tekrarlayarak bu sivri kısmı da birleştiriyoruz. Sivri kısmı yaptıktan sonra bu kısa kısmı da yapıyoruz. Birleştirdikten sonra bu 3. köşeyi, bu kısa olan kısmı da yapıyoruz. Ondan sonra diğer ucun sivri kısmına devam ediyoruz. Bu köşeyi birleştiriyoruz. Kısa olan sırayı da yapıyoruz. Ondan sonra köşe yapımına geçiyoruz. 3. köşeye kadar, sivri yere kadar geldim. 3 zincir çekip bu köşemi de birleştiriyorum. Bakın, sıradaki köşenin ucundan tığımı geçirdim. İlmeğimi oradan geçirerek sırama devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp bu köşeyi de birleştiriyoruz. Ondan sonra kısa sırayı yaptıktan sonra sivri kısmı yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemi bitiyor. Ondan sonra artık bu sivri kısmı yapmaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncu köşeden birleştireceğim. Tığımı köşeden geçiriyorum. İlmeğimi köşeden beri alıyorum. Köşenin içinden beri ilmeği geçiriyorum. Bu sivri kısmı yaptıktan sonra şimdi benim kısa olan kısmı yapmam gerekiyor. Buradan başlayacağım. Oraya kadar iz sürme yaparak gidiyorum.
boşlukta bir sık iğne. Şimdi kısa olan yeri normal burada yaptığımız şekilde kısa olan yeri yapıyoruz. 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak 1 trabzan 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta 1 trabzan 3 zincir boşluğa gelerek sık iğnemi yapıyorum. Burayı sıra sonuna kadar bu boşluğa kadar normal kısa olan şekilde yapıyoruz. Boşluğa kadar geldim. Normal kısa olan yerdeki gibi bakın bu boşluğa kadar geldim. Şimdi 3 zincir çekip geri dönüyorum. Artık sivri kısım yapmıyoruz. Şimdi artık bu kenardaki sivri kısımlardan yapmıyoruz. Bu sivri kısma başladık. Artık küçültmeye başlıyoruz. 3 zincir çekip normal 4 tane üçlü trabzanlardan yapıyoruz. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan daha yapıyoruz. İki zincir boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar yani buraya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra küçültmeye başlıyoruz. Kısa olanın sıra sonuna kadar geldim. Normalde burada sırayı bitirirken böyle 3 zincir çekip buraya batıyorduk. Sonra yeni sivri yer yapmak için başlıyorduk. Ama şimdi artık ben sivri yer yapmayacağım. Ortadan başlamam gerekiyor. Böyle yapınca hem zincirlerin üzerine iz sürme yap, hem buraya iz sürme yap biraz zor oluyor. O yüzden bitirme kısmını tığıma doluyorum. Normal bir trabzan yaparak bitiriyorum. Hem sırayı bitirmiş oluyorum hem de buradan başlamış oluyorum. Sıramı dönüyorum. Ve benim ortadan başlamam gerekiyor. Artık kısaltıyoruz, sivri yeri yapıyoruz. İz sürme yaparak ortaya kadar geliyorum. En son ortada bir sık iğne. Ondan sonra gerisi aynı. 3 zincir tığıma 2 sefer dolayıp ortadaki boşlukta trabzan yapıyorum. 3 zincir aynı boşlukta tekrar trabzan yapıyorum. 3 zincir boşluğa batarak aynı sıra işlemini devam ediyoruz. Bu boşluğa gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anda normalde hep 6 tane oluyordu. Şimdi 5 tane oldu. Bir dahaki yapacağım sırada 4 tane olacak. Sonrakinde 3, 2 bu şekilde azalacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa normal kısa sıralarda yaptığımız gibi 3 zincir çekerek başladım. 3 zincir çekerek de sıramı dönüyorum. Bu sırada herhangi bir değişiklik yok. Aynı buradakini tekrar ediyoruz. Normal trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Başlarken zincirle başlıyoruz. Biterken trabzanla bitiyoruz. 4 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 4 trabzan. Zincir boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda aynı buradaki gibi trabzan yaparak bitireceğiz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 4 tane oldu. Sıra sonunda bitirirken de
Trabzan yaparak bitiriyoruz. Bu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz ve sıramızı dönüyoruz. Şimdi ben tekrar bu ortadan başlamam gerekiyor. Ortaya kadar iz sürümü yaparak devam ediyoruz. Üç zincir çekerek başlıyorum. Normal sıralarda yaptığım işlemi yapıyorum. Boşlukta trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta trabzan. 3 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu sefer 3 tane olacak. Diğer sırada 4 taneydi. Aynı bu sırayı burada tekrar ediyoruz. Toplamda 3 tane böyle trabzan yapma yeri olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 1, 2, 3 tane yer yaptım. Bu ortaya gelip sıramı bitiriyorum. 1, 2, 3. Bakın böyle kesme işlemi yapıyoruz. Diğer sırada bu sonuncu. Sonuncunun içinde de bir sık iğne yaparak sıramızı bitiriyoruz. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. 3 zincir. Normal trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde bu sırayı tekrar ediyoruz. Toplamda 3 tane oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi toplamda 3 tane oldu. Sıra sonunu aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi trabzan yaparak tepesine batıyorum. Sıramı dönüyorum. Tekrar bu ortadan başlıyorum. Bu tek kalana kadar hep aynı işlemi yapıyoruz. İz sürümü yaparak ortaya kadar geliyorum. 3 zincir tığımı 2 sefer dolayarak boşlukta trabzan yapıyorum. 3 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Boşlukta sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde buraya bir tane daha yapıyoruz. Sıramızı burada bitiriyoruz. Toplamda 2 tane olacak. Sıra sonuna kadar yaptım. 3 zincir çekerek sıramı dönüyorum. Buralara da normal burada yaptığım işlemi yapıyoruz. Trabzan yapmaya başlıyorum. Burada zincirle başlıyoruz. Biterken trabzanla bitiyoruz. Tekrar etmeme gerek yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Burada da 2 tane olacak bunun gibi. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da aynı şekilde trabzanı yaparak bitiriyorum. Ve sıramı dönüyorum. Şimdi sonuncuyu yapacağız artık. İz sürümü yaparak ortaya kadar geliyorum. Boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu ortada sonuncu boşluğa batıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, sonuncu boşluğa da batıyorum ve bir tane oldu. Şimdi sıramı dönüyorum ve sonuncu sırayı yapıyoruz. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Normal boşluklarda yaptığımız trabzanları yapıyoruz. Bu trabzanların hepsini boşlukta yapıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncüyü de yaptım. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan daha. 1 2 3 ve 4. Normalde biterken burada trabzanla bitiyorduk. O şekilde de bitebilirsiniz. Ama ben bitişte 3 zincir çekeceğim.
Ondan sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak sıramı bitireceğim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve sıramız bitti. İpimi kesiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Dantel kısmı bitti. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Eğer bunu daha fazla büyük yapmak istiyorsanız elinize daha fazla sarabilirsiniz. Böyle 19 mm tahta boncuk kullanacağım. Boncuk kullanmak zorunda değilsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Ben yastığın arka tarafına püskül takmıyorum. Sürekli düzeltme ihtiyacı olmasın diye. Sadece ön taraflara püskül takıyorum. Hangi tarafı ön taraf kullanmak istiyorsanız o tarafa püskül takın. Ben başlangıç kısmına takacağım. Eğer siz diğer taraf daha hoşunuza gidiyorsa o tarafa takabilirsiniz. Bu kenar daha düz durduğu için ben başlangıç kısmına püskül takacağım. Bu başlangıç yerinden tığımı geçiriyorum. İpimin tekini oradan alıyorum. Diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. Sonra bu arkası temiz durması için boncuğun içinden beri bağladığım ipleri çekiyorum.
Sonra bu ipleri bu sardığım püskülün arkasından beri aşağıya çekiyorum. Püskülün içinden aşağı çekmek için daha ince bir tığ yardımıyla yapacağım, daha kolay geçmesi için. İpleri tek tek aşağıya çekiyorum. Sonra diğer ipi. Püskülümüzden uzunsa fazlalık ipi kesiyoruz. Bu şekilde püskül takma işlemi de bitti. İpim ütüye elverişli olduğu için hafif tersten ütü yapıp yastığımı geçireceğim. Size bitmiş halini göstereceğim. Hafif tersten ütüleyip geliyorum. Eğer sizin de ipiniz ütüye elverişliyse siz de ütüleyebilirsiniz. Şimdi bitmiş halini size göstereceğim. Yastık kılıfımı ütüleyip yastığa taktım. Yastığım bitmiş hali bu şekilde. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzun daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.